Dünyanın en absürt vlog başlangıcından selamlar. Selam Demur severler. Niye böyle bir vlog başlangıcı yaptığım konusunda hiçbir fikrim olmamakla birlikte şu an arabada bir flamingomuz var. Çünkü şu arkadaş, gözlüklerini çıkart da böyle rezil edeceğim böyle seni. Herkes tanısın. Dedi ki flamingo olmadan dedi ben denize gidemem. Ve şu an böyle dur olduğum yeri de göstermeye çalışacağım. Şöyle bir alanda takılmaya çalışıyorum. Neyse şimdi böyle kimsenin bilmediği bir koya doğru gidiyoruz biz. Gittiğimiz zaman devam edeceğim. Şu an gerçekten hoş bir şeyde değilim. Sürekli kafam bir yerlere çarpıyor. Görüşürüz orada. Evet şu an dediğim koya geldik. Böyle hafiften yerleşmeye başladık. Flamingomuz burada. Flamingo çok önemli. Bizim dışımızda sadece şurada şöyle bir aile var. Onun dışında kimse yok. Öyle rahat bir şekilde takılabileceğimiz bir yer. Şöyle bir geniş göstereyim size. Uçurabilirsem drone'la da göstereceğim. Bayağı güzel bir yer burası. Özellikle gün batımında muhteşem gözüküyor. Con quien voy a compartir todas mis noches húmedas. Ahora que me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión. Muhteşem eğlenceli deniz maceramız bir şekilde kale yapmaya dönüştü. Mimarımız ne bu? Esen matematik. Esen matematik mi bu? Esen matematik. Sonra şuradaki Çin Seddi'ymiş. Bu Göksu'nun eseri. Ortadaki de benim eserim. Yapma. Yapma, trolleme bak, ben de yaparım. Bu da muhtarımız söylüyor sadece, şurası diyor yıkılacak diyor, şöyle olacak diyor. Abla şurayı şöyle. Aksiyonlu bir şekilde yıkabilir miyim acaba? Ekranı göremiyor mu? Önce bir oylama yap da hangisi daha güzelmiş onu görsünler. Tamam, hangisi daha güzel seçin. Şuradaki tezekler mi, Çin Seddi mi yoksa benim kalem mi? Klozet değil o, kalem o benim. Ne kadar dayanıksız olduğunu test edelim. Al, gördün mü? Bu kadar dayanıksız bir yapı yaptın işte. Dur. Bak şimdi aynısını yapıyorum. Gördün mü? Kale dediğin böyle olur bak. Şey açtık. Üstüne güzel. Fil binmesi lazım yıkılması için. Tamam seninkine bakalım. Al. Hiçbir şey olmaz onun için. Tam hiçbir şey var. Harbiden seninkine niye bir şey olmuyor? Çin Seddi çünkü burası. Çin Seddi'ni yıkamasın bak hala duruyor. Harbiden yıkılmıyor. Gezimize devam ederken garip bir patika yola girdik. Şöyle güzel bir manzarası var fakat bizim ilgimizi çeken yer şuradaki garip mağaralar. Yani burada böyle bir yaşanmışlık, bir tarihi eser bir şey var ama hiçbir adı falan yok yani böyle koruma altında olan bir tarihi yere benzemiyor. Şimdi oraya gitmeyi deneyeceğiz. Umarım gidebileceğiz. Ben şansımı deniyorum ya. Geliyor musun? Siz? Terlikler. Yazık. Biz şimdi neler göreceğiz kim bilir. Bence zor da olmadı, gayet rahat çıktık. Bir şey diyeceğim. Hey! Çok rahat çıkabiliyorsunuz. Hiçbir şey yok. Evet bakalım şimdi tarihi nasıl katletmişler. Hemen şuraya bir şeyler yazmışlar tabi. Özgür Leyla. Siz tam bir şeysiniz. Nereye gidiyorsun Emre? Oha çok acayip bir yer buldu. Dur ne var orada? Nerede? Oha. Dur geleceğim. Tek yoksa. Oha ben burada inerken korkarım yalnız. Şurası uçurum gibi baksanıza. Gel. Ha korkuyorum. Benim düşme korkum var ya. Niye ben hep böyle yerlere denk geliyorum bir şekilde? Bir de neyin gazına gelip çıktım ben buraya? Yükseklik korkum yok, düşme korkum var. Düşebileceğim yerlerden korkuyorum. Ben çok gerildim. Ben kaydı durdurup aşağı ineceğim. Tek elimde bu varken daha çok geriliyorum. Apaçı kardeş sen burada kal. Çok hareket etme yanımda. Evet inmeyi başardım. Bir daha da çıkmam. Ne yaparsanız yapın orada. Ben buradayım. Şuralara bakacağım neler var diye. Emre burada daha acayip yerler var. Burayı beyaza boyamışlar. Şurayı nasıl beyaza boyamış olabilirler ki? Ben buraya drone ile geleceğim birazdan bakacağım. Tek hafıza kartım olduğu için şu an ikisini aynı anda yapamıyorum. Bunun hafıza kartını söküp drone'a takıp oraya gideceğim. Oraya çıkabilir misin? Şuraya? Evet, şuraya. Niye beyazla boyalı orası, ben çok merak ettim. Tamam. Haydi Emre. Kafanı sok. Evet. Emre öldü. Gerçekten mezar var Şakir. Gerçekten mi? Ver kamerayı göstereyim. Al. İçinde kuşak kemik var mı? Nasıl bir şey? Bayağı iki tane sağlı sollu. Gerçekten mi? Hı. Mezar zaten. Şu an ne gördüğünüzü bilmiyorum ama kurguda göreceğim artık. Siz ne yapıyorsunuz? Zaten videosu var. Ama şimdi canlı göreceğiz. Evet, mantıklı. Bize göstersene ne var diye. Oha. Ay çok korkunç. Ama şey ya, duvarlar alçı fark et. Ay, alçı değil de sıva duvarlar. Çok saçma. Niye birisi buraya mezar yapmış ki? Ya çok eski bir mezar değil o zaman. Çimentonun icadından sonra yapılmış. Canım, böyle beyaz duvarlar oluyor. Neyle yapacaklar? Her yer, bütün kayanın rengi aynı sadece. Adamlar resim çiziyor duvarlara ya, beyaza mı boyayamayacaklar? Peki öğretmenim. Öğretmen kendisi, o yüzden inandım şu an. Ya bunlar niye ölmek için şey arıyor? Hadi bakalım. Emre ne olur ölme ya. Şu an ölme ya. Hah. Hayır, Emre ölürse ben Bursa'ya neyle döneceğim? Hadi Emre, daha fazla kendini zorlamadan gidelim buradan. Ben şimdi arabaya gidip drone'u hazırlıyorum. Oraları drone'la göstereceğim size. Pero tu instinto quiere tocar otra piel. No es tu culpa, baby. No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer. A las 12 me llamas, yeah, y yeah, porque ella quiere placer. Yeah, mujer quiere fuego en su cama. Evet, şu anda tatilimin 3. ve son günündeyim. Yani bu gece de bu oteldeyim de yarın çıkacağım. Dedim çıkmadan önce bir odayı size göstereyim. Bayağı küçük bir otel tercih ettim bu arada. Burası sadece 20 odası olan böyle butik otel gibi bir şey. Şöyle girişte bir gardırobum var. Aslında böyle tek odalı evler oluyor ya, birazcık onun tasarımını andırıyor böyle. Şurada bir banyo tuvaletim var. Burada yatak. Burada masa, bir şeyler işte, böyle kettle metal her otelde olan şeyler. Ve televizyon falan var ama bir balkonum var. Balkonum güzel ve tatilde çok fazla insan olmadığı için sahil bomboş. Burada sadece Bodrum'un yerlileri falan var. Bodrum'da olduğumu söylemiş miydim ben? Bodrum'dayız şu an. Otelden endişeliydim açıkçası. En çok gerildiğimiz şey oteldi. Hani tuttuk oteli, geldikten sonra böyle bir şey olsaydı eğer, hani içimize sinmeyen bir durum olsaydı eğer, şey yapacaktık. Ev falan tutup eve geçecektik. Fakat girdik odaya, her şeyi sterilize etmişler. Havlular bile böyle paketin içindeydi ve sterilize edilmişti. Şöyle bardaklar mardaklar hepsi gördüğünüz gibi böyle poşetlerde falan. Oda servisine de kesinlikle gelmeyin diye resepsiyona söyledim. Çünkü zaten ikişer banyo havlusu, ikişer el havlusu falan vardı. Yeter yani, birkaç günde kaç tane havlu kullanacağım zaten. Her gün onların değiştirilmesine gerek yok. Anlayacağınız bayağı minimum riskle takılıyorum. O videonun başında birlikte gördüğünüz arkadaşlarım falan var diye. Onların da hepsi zaten kendini eve kapatmış durumda. Çıkacağımız zaman birlikte arabayla çıkıyoruz. Böyle hiç kimseyle muhatap olmadan bir yerlere gidiyoruz. Boş koylar falan buluyoruz işte. O dün gördüğünüz koy bomboştu. Herhalde olabilecek en şey, böyle güvenli şekilde yapılabilecek bir tatil yapıyoruz. Bu arada tam da tatilde değiliz ha. Hani böyle tatil diye şey sanmayın, böyle geldik böyle o takılıyoruz falan sanmayın. Hepimiz çalışıyoruz. Birimiz öğretmen, uzaktan derslere katılıyor. Birimiz reklam sektöründe, uzaktan bütün maillerin işlerini hallediyor. Ben bir taraftan işte kendi işlerimi toparlıyorum. Böyle tatille karışık çalışma gibi bir şey, anlayacağınız yani, öyle aşırı da bir şey yok. Sadece şey istedik yani, böyle artık bir evden kaçalım. Birlikte bir sohbet edelim, bir şeyler yapalım. Böyle bir şey istedik yani, tek amacımız buydu ve onu yaptık. Şu an bayağı rahatlamış durumdayım. Bakalım bugün gezmeye zamanımız olacak mı başka bilmiyorum ama gezebilirsek yine yanıma drone falan alacağım. Böyle bir şeyler çekmeye çalışacağım. Bu arada gördüğünüz görüntülerin hepsini Mavic Mini ile çektim. Bunu daha önce incelemesini yapmıştım ama o zamanlar dışarı çıkamadığım için hep evin içinde uçurmuştum. Şu anda fırsattan istifade bunu yanıma aldım. Yani videoda gördüğünüz drone görüntülerin hepsini şu ufaklıkla çektim. Böyle merak eden varsa kalitesini falan bu videoyu baz alabilirler. Evet, şu an anlatacaklarım bu kadar. Dışarı çıkarsak dışarıda görüşürüz. Şu an ıssız bir yoldayız. 2 tane yavru domuz gördük az önce ama ben kayıtta değildim. Lütfen bir daha görelim. Şu taraftan, aynen. şuradan sağdan çıktılar, sola doğru kaçtılar bu arada, şuraya doğru. İnerdim ama anaları babaları vardır. Eğer önce yavrular gittiyse anaları da mutlaka buradan bir yerden çıkacaktır. Ama anaları halihazırda oradaysa bence çıkmayacaktır. Bu arada Emre bizi bir yola soktu ve 45 dakikadır falan böyle bir yoldan gidiyoruz. Arabayı da çeviremiyoruz. Çünkü çevirebileceğimiz kadar mesafemiz yok. Ya geri 45 dakika daha gideceğiz ya da bu yolun bir sonu vardır falan diye ilerliyoruz. Nereye çıkacağız bilmiyorum. Umarım bir yere çıkacağız ama. O domuzları gördüğümüz yerin üstünden bir 20 dakika daha falan ilerledik. Hala bir yol bulmuş değiliz. Yol hala devam ediyor ama en azından insan görüyoruz. Bu yatlarda falan insanlar vardır. Bu arada bayağı güzel bir yere çıktık. Emre, bu koyun bir adı var mı? Cennet koyu olması lazım burası. Cennet koyuymuş burası. Tam gösterebiliyor muyum? Evet, gösterebiliyorum. Şurada bitiyor bakın. Bayağı hoş bir görüntüsü var. Bizim yolumuz daha ne kadar devam edecek belli değil. Arabanın ne hale geldiğini göstereceğim. Ya bu nasıl olmuş olabilir? Arabanın sadece arkası leş gibi çamur oldu. Yani diğer taraflarında öyle o kadar şey yok. Yine tozlu mozlu da. Şuraya baksanıza. Aa, subliminal mesaj var. Bakalım daha nereye kadar gideceğiz merak ediyorum. Bundan sonra öyle domuz mumuz görebileceğimiz bir yer varmış gibi durmuyor ama. Yolun sonu birinin evine çıktı. Özel mülktür girilmez falan yazıları var. Burada böyle su depoları falan var. Ve şu görmüş olduğunuz koy anladığımız kadarıyla komple ona ait. Çünkü koyu komple çevirmiş. Yuh! Nasıl bir zenginlik bu? Acun Ilıcalı'nın evine gittim ben, o bile küçüktü. Bu bayağı şey yani. Bu arada yani o kadar çok yol geldik ki kendi suyu yok muhtemelen buranın. O yüzden su depoları var fakat elektrik çektirmiş, bakın şurada elektrik direği var. Ne oldu şimdi, biz bir saat boyunca sadece adamın evine yolunu mu çektik yani? Bakın, kıskanmamız için bir şey. Harbiden. Adam şey böyle, yola yanlışlıkla girenlere nispet yapıyor sonunda. Özel mülktür girilemez. Ha, ev de orada bakın. Beyaz ev. Palmiye ağaçlarının bittiği yerde. Solda. Şey mi acaba? Bir tane Ferrari'li grup duruyoruz ya. O mu acaba? Şey bu arada, bir tane Ferrari'li eleman var. Nereye gitsek orada böyle. Bütün gün o Ferrari ile geziyor yani. O... Gerçi Ferrari'm olsa ben de gezerdim herhalde. Ne yapacağız? Bakalım, biz bir saat boyunca falan bu yolu şimdi geri döneceğiz. Nereye gideceğimizi biliyoruz en azından artık. O az önce yukarıdan gördüğümüz koy var diye, Cennet koyu, onun yakın hali. Suyun rengine bakar mısın? Çok tatlı bir turkuaz rengi var. Ama bayağı araba var, o yüzden burada inmeyi düşünmüyoruz. İnsan olan yerlerden uzak duruyoruz bu arada bayağı. Bir suya girip çıksak mı Emre, ne yapsak? Girilir. Girelim mi? Şeyimiz yok, havlularımız yok. Gündüz olsa o riske girebilirdim, nasıl olsa kuruyacağım diye, ama şu an kuruyamayacağız girersek ya. Çok giresim geldi ama çok tatlı gözüküyor. Ha, bozuldu abi. Işık. Ya niye her şey kayıt dışındayken oluyor? Aa, bir şey var. Fulle. Aa, tilki. Aç, kamera kaydı çıkmıyor Emre. Gecenin bir yarısı niye geldik buraya biz, göremeyeceksin. Para gelmiyor ama. Şu anda gecenin bir yarısı, sabah geldiğimiz yere tekrar geldik. Domuz arıyoruz. Domuz ararken tilki bulduk. Çekebildim kameraya. Böyle onu daha önce de görmüştük de bir daha göremeyiz sandım ama kameraya da yakalayabildim. Şimdi de domuz yakalamaya çalışacağız. Umarım bir de ayı görürüz. Şu an en çok görmek istediğim şey ayı. Siz de görmek istiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Kimse hiçbir şey gözükmüyor. Bu arada kameramı da almamışım, telefonla gidiyoruz. Şurada böyle yolun ortasında çat diye böyle insan bekliyormuş, böyle düşünsene. İnsan görürsem bayağı ben kalpten burada ölürüm zaten herhalde. Ağaca asarsınız beni. Millet korksun diye. Ama o zaten böyle şey sayar. Hayalet, cin, böyle şeytan bir şeyse deme falan. O zaten böyle ezdikten sonra da kalkıp şey yapacak zaten. Ha. O ne? Ya hep kamp ateşi yakan. Burada hep yatırlar varmış. Ya Emre! Şunu kapadım ya artık. Yoksa az şunu açıyorum. Buralar eskiden hep Bizans mezarlığıymış. O yüzden burada çok fazla yatır falan var. Biz Kova Prospect olarak şu anda bu gizemi aydınlatmaya geldik. Tam dandik Amerikan korku filmi değil mi ya? Aha domuz, domuz. Aa domuz! Domuz! Domuz gördük. Sonunda. Burada. Camı aç. Camı açıyor. Ama buradan göremiyorum ki şu an. Kapkaranlık sadece. Ya fullesene ışıkları, göremiyorum. Kamera hiçbir şey görmüyor, siyah. Ayı çıksa göremeyeceğim. Evet, camı da açtım. Ya cam, ayı camı zaten kırar. Neyin tartışmasını yaşıyoruz şu an? Hadi bir de ayı. Bir de ayı görsek var ya, of. Hadi bir de ayı diyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Gerçekten bir konuda hep fikir olalım. İnsan görme ihtimaliniz var çünkü yol boyunca hep şeyler var. Böyle belli başlı ateşler var. İçinde ateşler yakılan böyle hani. Ben insan görsem ağzını sıçarım, bu da bağırıyor ya. Böyle ambalajlar falan var. O yüzden sakin olun. Bak, sağ tarafta mesela yine bir şey yok. İnsan önü değmiş. İnsan görünce eziyor muyuz, ezmiyor muyuz? Şimdi bu bir karar. Ben ilk etapta ezmeme taraftarıyım. Ama böyle bir garip şeyler görürsek falan. Şu sağ taraftan kurtardık mı lastiği? Hayır. Peki tek insan... Ha dur ya, yanlış olan girdik. Tek insan değil, iki insan gördük. Ezecek miyiz, ezmeyecek miyiz? Peki niye şu an tek planımız insan ezmek üzerine? Çünkü en korkunç şey şu anda burada. Evet, şu an insan görmeyi hiç istemem açıkçası da. Sineği salar mısınız? Batu'nun çığlık attığını görmek istiyorum bu arada. Hayır, ben görmek istemem, çok korkunç. Bu daha korkunç olabilir. Ayı görmek istiyorum. Domuz iyiydi, tatlıydı. Ayı görsün lan, geride gidemeyiz. Niye kurtulamayacağız ya? Ayı ne yapacak? İyi bir şey yapmaz ya. Nasıl yapmaz oğlum? Duruşlarda hiç mi izlemediniz? Oğlum hiç kımıldamadan dururuz böyle. Hiçbir şey yapmaz. Göreceğim, Hakan camını açar çekmeye çalışır kesin. Doğru. Şu an kesinlikle doğru bir tespit yaptım. Ayı, evet. Eğer karşımıza ayı çıkarsa tek güvenlik önlemimiz bu. 72 in bir İsviçre yapımı bir çakı. Bence bunun sayesinde kurtulabiliriz yani. Yıldız tornavidayı aç. Evet, ayıya yıldız tornavida saplayabiliriz. Ya şu an tek derdimiz gerçekten şu böcek mi ya? Tutun şunu. Bu videoda hiçbir canlıya zarar görmemiştir. Hakan'a ver, Hakan tutsun. Bu böceği buraya koyduk, salacağız birazdan. Yaşıyor bu arada hala. Evet, tabii. Şu maskenin içindeki böceğimiz hala yaşıyor. Onun adını Hüsnü koyduk. Bir şey yürüdü, bir şey yürüdü. Evet. Ne yürüdü? Fare gibi bir şey. Fare yürüdü. Aa, görmedim. Görmedim. Umarım kameraya yansımıştır. İlk gözlüklü olan nerd ölür. O zaman ben kocan gidecek ilk başta yani. Sonra ya bu olayda Hakan kurtulursa öbür tarafta haklı şey yaparım. Şişko yani. Kel ölür diyeceğim ama şişko kel yok. Saldırıya uğradık. Köpekler bize saldırdı. Oğlum. Kuyruk sallıyor şimdi. Gel. Ha, tipe bak. Ne oldu? Ne oldu? Artistlik yapıyordunuz. Ne oldu? Gidiyoruz biz, hadi öpüyoruz sizi. Bay bay. Havladınız bizi ama. Evet, yolumuzu bitirdik. Normal bir ana yol bulduk şu anda. Ve ayı göremedik. Ama bence domuz ve tilki okeydi. Evet, güzel geçen bir 4 günün ardından yine evimdeyim. Sonunda evimdeyim derdim genelde tatilden dönünce ama bu sefer öyle diyesim gelmiyor. Çünkü yine eve kapandım işte. Yine kendimi kapattım. Harun'u da yolladım. Çünkü o üniversite sınavına girecek ve ben normalde olduğumdan çok daha fazla kişiyle muhatap olduğum için hani çok dikkatliydim aslında ama yine de ne olur ne olmaz diyerekten Harun dedim böyle son dakika başına bir şey gelmesin. Tabii ki eve döndüğüm gibi hemen işler güçler moduna geçtim. Şimdi bu bilgisayarı güncelleyeceğim. Çalışma odamı yaptığım videoda gösterdiğim eski bilgisayarım vardı ya, o bilgisayar işte bu. Yakında eski olmayacak bunları takınca. Ama önce bu videonun kurgusunu bitirmem gerekiyor. Harun olmadığı için kurgular da bana kaldı. Benim bu hafta çok işim var ya. Bilgisayar videosu inceleme kanalına gelecek bu arada. İnceleme kanalımı bilmiyorsanız şuraya bir yere kart koyarım unutmazsam, oradan gidebilirsiniz. Neyse bu da böyle amatör bir vlog gibi bir şey oldu. Gibi bir şey değil, direkt amatör vlog oldu. Yani normalde bu videoyu çekmeye niyetim yoktu, o yüzden yanıma profesyonel ekipman falan almadım. Aksiyon kamerasıyla falan çektim, o yüzden öyle çok özel bir şey beklemeyin videodan ama eğlencelidir diye düşünüyorum. Özellikle gece o orman sahneleri falan ben izlerken bayağı eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.